Herkese merhaba, ben Burak Şolt. Bu videoda Razer'ın her yönüyle tepeye oynayan Leviathan Mini Bluetooth hoparlörünü inceliyoruz. Benim nezdimde oyuncu ekipmanlarının Apple'ı aslında Razer, hem ürün kalitesi hem de fiyatıyla genelde tepeye oynayan Razer, bu sefer masaüstü çözüme Leviathan'a kardeşi getirmiş. Küçük kardeşinin adı da Leviathan Mini. En nihayetinde bir Bluetooth hoparlör, temel beklenti yanımızda kolaylıkla taşıyabileceğimiz bir hoparlör oluyor genelde, ancak Razer zihnimizdeki Bluetooth hoparlör konseptini birkaç gömlek yukarı taşıma niyetinde gibi görünüyor. Razer'ın alışılageldik siyah yeşil temasının hakim olduğu bir kutu, içerisinde Leviathan Mini'nin kendisi, alışılageldik kılavuzlar, bir Razer klasiği olarak iki yapıştırma, farklı fiş başlıkları, 1 metre uzunluğunda uçları altın kaplama gayet dayanıklı bir his veren şarj kablosu, kısa bir aux kablosu ve hoparlörün boyutlarıyla paralel 2.5 amper gücünde adaptör bulunuyor. Adaptör Leviathan Mini'nin 2600 mAh lityum iyon bataryasını 4 saate şarj ediyor, şarj süresi normal. Benim tabiri caizse tav olduğum bir içerik, taşıma çantası, taşınabilir ekipmanlarının çantadaki diğer ekipmanları tarafından çizilmesinden sıkılmış biri olarak gayet hoş görünümü ve kaliteli bir taşıma çantasına da yer verildiğini görüyoruz. Açıkçası ilk karşılaşmada kutusunun tasarımı, içerisindeki kutulaması, kaliteli altın kaplama şarj kablosu ve gayet hoş görünen taşıma çantasıyla fiyatına eş değer bir çizgiden yürüdüğünü söylemeliyim. Gayet zengin, kutu içeriğinde eleştirebileceğim tek şey aux kablosunun kısalığı oldu. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanım kolaylığı açısından en azından 60 cm olabilirmiş. Böyle bir kutudan sonra ürünün fiyatını merak ettiniz belki ama onu sonra saklayalım. Leviathan Mini hayli dire bir plastikten üretilmiş ve dop dolu bir kutu hissiyatı veren mat bir gövdeye sahip. Elbette bir metal hissiyatı değil ama plastik ürünler arasında hissiyat anlamında da tepeye oynayacak cinsten. Hafif tutucu olduğu için parmak izi tutabiliyor, titiz kullanıcıların gözüne çarpabilir bu parmak izleri. Metal hissiyatı ve görünümü iyi güzel bir şey diye ağırlık tarafında ceremesini çektiriyor. Bu yüzden taşınabilir ürünlerde bence çok mantıklı değil. Leviathan Mini ise benzer malzeme ve çıkış gücüne sahip Bluetooth hoparlörlerden ortalama 50-100 gram daha hafif. Bu konuda gerekli bir başarı yakalamış Razer. Ön ve arkası kasasına kıyasla hafif parlak bir ızgarayla örtülü. Ön tarafta gömme bir Razer logosu var. Razer RGB aydınlatmayı sever ama böylesi bir üründe ben de şahsen gerekli görmedim. Zaten logo gayet klas görünüyor. Giriş çıkışları ve butonlara bakalım biraz. Sağ tarafta güç ve Bluetooth butonu, hemen sağlarında şarj için micro USB ve 3.5 mm aux girişi var. Herhangi bir ses kaynağından kablolu ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Yukarıda ise basış hissiyatları diri, adeta basması zevkli ses ayarı ve çoklu görev butonu var. Yuvarlak buton hem birden fazla rengi hem de birden fazla işleve sahip. Tek basınca müziği durdurup devam ettirebiliyor, çift basınca bir sonraki müziğe geçiyor, 3 basınca da bir önceki müziğe geçiyor. Bluetooth hoparlörlerde telefondan hoparlörü kontrol etmek kadar doğal bir şey yok ama hoparlörden müzik kontrolü öyle her Bluetooth hoparlörde mevcut olan bir şey değil. Sol tarafta ise NFC logosunu görüyoruz. Çok sıra dışı bir şey değil. 200 liralık Bluetooth hoparlörlerde de NFC ile karşılaşmak mümkün. Razer Leviathan Mini iletişimini Bluetooth 4.0 üzerinden sağlıyor. Yüksek kalite aktarımı mümkün kılan ama aslında yine de bir sıkıştırma yöntemi olan aptX destekli. Her Bluetooth ses kaynağı pürüzsüz bağlanıyor ama aptX'ten faydalanmak istiyorsanız ses kaynağının da aptX destekli olması gerektiğini belirtelim. aptX desteği olmayan bir ses kaynağına bağladığınızda çok detaycı değilseniz eğer herhangi bir fark hissetmiyorsunuz. Bağlantı için sağ taraftaki Bluetooth butonuna 3-5 saniye kadar basılı tutmanız gerek, ardından diğer cihazlar tarafından görülebilir hale geliyor. İlk kurulumda 2-3 saniyede bağlanmasını bekliyorsunuz. İlk kurulumdan sonra Leviathan Mini açar açmaz ses aktardığınız cihaza anında bağlanıyor. 3-5 saniye uzun bir süre değil ama Razer NFC ile bu süreci hem pratikleştiriyor hem de daha kısa bir süreye indirgiyor. İşte bu. İşte bu şekilde. Hali hazırda NFC'siz bir Bluetooth hoparlör sahibi olarak beğendiğim bir özelliği oldu. Şimdi temel bileşenlerine bakalım. Leviathan Mini 2+0 kurulumunda 2 tane 12 watt toplamda 24 wattlık hoparlör seti güç veriyor. 45 mm boyutundaki 2 neodymium sürücü 50 Hz 20 kHz aralığında ses sunabiliyor. Spotify olsun, PowerAmp'ten yüksek çözünürlüklü ses dosyaları olsun, film olsun, elime ne geçtiyse Leviathan Mini'de tükettim. Tüm gözlem ve deneyimlerim dahilinde şunu söyleyebilirim. Leviathan Mini çok iyi. Tabi bu çok iyi detaylandırmak lazım. Hoparlörler biraz bas canlısı cüssesinin ötesinde bir bas performansları var. Bas boost parçalarda da gerçekten iyi direniyor.
dizi film tüketmek için fazlasıyla yeterli. İyi bir subwoofer edasında. Razer küçük alanda hem hava akışını düzenlemek hem de bas sesleri güçlendirmek için 2 tane 40 mm'lik pasif radyatör yerleştirmiş. Bu radyatörler hem kasanın dengesini sağlıyor hem de aktif radyatörlerin oluşturduğu titreşim ve havayla nihayetinde daha iyi bas seslerin önünü açıyor. Ki Levitin Mini de gayet başarılı işliyorlar. Bol baslı parçalarda trap, elektronik ve rap parçalarda gayet keyifli. Klasik türde de enstrüman seslerinde çok başarılı. Akustik gitardaki performansını hayli sevdim. Before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. Bas tarafı bu boyutlardaki bir hoparlöre göre benden tam not aldı. Şimdi vokal ve tizlere gelelim. Razer Kraken ve Hammerhead kulaklıkları kullanmış, kullanmaya da devam eden biri olarak Razer'ın ses ürünlerinin kutudan çıktıkları halleriyle bas profilli olduklarını bizzat biliyorum. Levitin Mini de aynı şekilde kutudan çıktığı haliyle tam bir bas kutusu. Ve bas sesler vokallerin önüne bir perde çekiyor. İyi ki çok kalın bir perde değil, çünkü equalizer ayarlarına dalıp kulak zevkinize göre ufak tefek ayarlar yaptıktan sonra ideale yakın tizlere ulaşabiliyorsunuz. Yine ben bas kutusuyum diyor ama bas perdesi iyice inceliyor. Equalizer ayarlarına karşı gayet tepkisel olduğunu da eklemiş olayım. Çıkan sesi istediğiniz gibi yoğurabiliyorsunuz. Maksimum ses yüksekliği boyutuna ve 24 wattlık hoparlör kullanımına yakışır şekilde ufak bir odayı da büyük bir salonu da doyurabilecek kadar yüksek. Maksimum sesle dinlediğiniz müziğin türüne göre, kalitesine göre distorsiyonun miktarı değişebiliyor ama genel olarak distorsiyon merkezli değil. Bluetooth hoparlörlerin üzerinde rastlaması güç bir şey daha var. O da mikrofon. Razer'ın Clear Voice Capture, ortam gürültüsünü engellemeye yarayan teknolojisiyle güçlendirilen mikrofonlarla telefon görüşmelerinizi Bluetooth üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayize sesi hoparlörlere veriliyor. Levitin Mini'nin üzerindeki mikrofon aktifleştiriliyor. Karşıya giden ses mümkün olduğunca temiz ama bu gürültü engelleme süreci ses kalitesinden kırpıyor tabi.
Karşıya günlük telefonum Samsung Galaxy S7 Edge kadar net ve kaliteli ses gönderemiyor belki ama çok da altında kalmıyor. Gerekirse eğer işinizi görür diyebilirim. Bluetooth menzili kutusun üzerinde yazdığı gibi duvarlar ve diğer objeler bu mesafeyi ciddi etkileyebiliyor. Ama bulunduğunuz oda veya büyük bir salonda herhangi bir kopma yaşamıyorsunuz. Büyük ihtimalle bu fonksiyonunu kullanmayacaksınız ama iki Levitin Mini'yi yan yana getirip ikili halde çalıştırabildiğinizi de ekleyeyim. Tepki süresi ne durumda peki? Açıkçası aptX destekli ses kaynaklarına bağlandığında pek tepkisel değil. Sesler anında hoparlöre ulaşmıyor. Normal aktarıma kıyasla daha fazla veri taşındığından kaynaklanıyor bu. Keyifli müzik dinleyip film izleyebiliyorsunuz ama tepkiselliğin çok önemli olduğu müzik ritim oyunu için yavaş kalıyor. Normal Bluetooth bağlantısında ise kablolu bağlantı kadar tepkisel kalmayı başarıyor. Ben açıkçası hoparlörü yetersiz dizüstümün yanında bir ses çözümü olarak taşıdım Levitin Mini'yi. Batarya süresi tarafında neler var peki? Ben Levitin Mini'yi ofiste bana fon müziği sağlaması için kullandım. Tam şarjdan sonra %10, %20 ses ayarında 4. mesai günümün sabahı bataryası bitti. 12 saati geçmiş oldum. Yoğun kullanımda da ses ayarını %50 ve üzerinde tuttum. Bu sefer de 7-8 saatlik bir kullanım elde ettim ki boyutları ve batarya kapasitesine göre iyi olduğunu söylemem gerek. Kullanımım sırasında canımı en çok sıkan şey ise Levitin Mini'nin kullanılmadığı zaman kendiliğinden kapanmaması oldu. Akşam açık unuttuğum hoparlörün bataryası sabaha bitmişti. Razer Levitin Mini kesinlikle dolu dolu bir kutu, ses performansı tepeye oynuyor. AUX üzerinden dizüstü ve masa üstünüz için de bir çözüm olabilecek nitelikte. Üzerindeki butonlarla müzik kontrolü ve hızlı bağlantı yapabilmesi gibi detaylar benim şahsen hoşuma giden yanları oldu. Mikrofonu iş görse de açıkçası pek gerekli bulmadım. Kutusu olsun kendisi olsun üst segment bir ürün Levitin Mini, fiyatı da aynı o şekilde. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 800-900 liralık bir fiyat etiketi var ki masaüstü çözümü olan abisi Levitin ile neredeyse aynı fiyatta. Ciddi bir rakam doğrusu. Ben Levitin Mini'yi hayli beğendim. Halihazırdaki Bluetooth hoparlörümü yerine kesinlikle koyarım. Bir oyuncu olarak dizüstümün yetersiz hoparlörü yerine yanımda dolu dolu bir ses çözümü olarak da taşırım. Neredeyse eksiksiz bir çözüm ama fiyatı bu mu olmalı emin olamadım doğrusu. Zira piyasada çok ciddi rakipleri var. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.